gökyüzü, antik çağlardan beri insanlığın en büyük merak konularından biri olmuştur. Sonsuz uzayın derinlikleri, yıldızların arasındaki sınırsız boşluğu ve gökyüzünde parlayan binlerce ışığı barındırır. İnsanoğlu, tarih boyunca yıldızlara bakarak evrenin sırlarını çözmeye çalışmış, ancak bu sırların birçoğu bugün bile keşfedilmemiş durumdadır. Bu evrensel merak, gökyüzündeki cisimlere olan ilgiyi de beraberinde getirmiştir. Bu cisimlerden biri de Uranüs gezegenidir. Uranüs, Güneş sisteminde yer alan ve gezegenler arasında gizemli bir konuma sahip olan bir gaz devi olarak bilinir. Gökyüzündeki diğer gezegenlerden farklı olarak, Uranüs, dik bir eksen etrafında döner. Bu durum, ona benzersiz bir özellik kazandırır. Ancak, bu gizemli gezegenin yüzeyi, sıcaklığı ve birçok özelliği, günümüzde bilinmezlikle çevrili durumdadır. Uranüs'ün keşfi, 18. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiş ve evrenin sınırlarını genişletmiştir. 1781 yılında, Alman doğa bilimci ve gökbilimci Sir William Herschel, kendi tasarladığı dev teleskopuyla gökyüzündeki yıldızları incelemekteydi. Bir gün, sıradan bir gözlem sırasında, daha önce kaydedilmemiş, garip bir cisimle karşılaştı. William Herschel, bu cismin diğer yıldızlardan farklı olduğunu fark etti ve ona daha yakından bakma kararı aldı. Yapılan gözlemler sonucunda, Herschel'in keşfettiği cismin, bir yıldız ya da kuyruklu yıldız olmadığı anlaşıldı. Çünkü bu cisim, daha önce hiç kaydedilmemiş ve belirli bir yörüngede hareket eden bir gezegendi. Herschel, bu yeni gezegenin, Güneş sisteminde daha önce bilinmeyen bir gezegen olduğunu fark etti. Bu keşfiyle birlikte, Herschel, Uranüs'ü Güneş sistemindeki 6. gezegen olarak tanımladı ve ona George adını verdi. Ancak daha sonra, bu isim, resmi olarak Uranüs olarak değiştirildi. Herschel'in bu olağanüstü keşfi, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı ve evrenin yapısı hakkındaki anlayışımızı temelden sarsarak genişletti. Uranüs'ün keşfi, gözlem ve teknolojideki ilerlemelerin bir sonucuydu. Herschel'in teleskopu, o dönemdeki diğer gözlemlerden çok daha güçlüydü ve uzaya daha net bir bakış sağlamıştı. Bu keşif, astronomiye yeni bir perspektif kazandırmış ve Güneş sisteminin sınırlarını daha da genişletmiştir. Ancak, Uranüs'ün keşfiyle birlikte yeni sorular ve zorluklar ortaya çıktı. Özellikle, Uranüs'ün hareketi ve özellikleri üzerine yapılan gözlemler, bilim dünyasında birçok tartışmaya neden oldu. Bu noktada, Uranüs'ün sırlarını çözme çabaları, bilim insanlarını evrenin daha derin katmanlarına doğru bir keşfe çekti. Bu gezegenin yüzeyi, sıcaklığı, atmosferi hakkında daha fazla bilgi edinmek, evrenin bu gizemli köşesini daha iyi anlamamıza katkı sağlamıştır. Herschel, kendi tasarladığı teleskopları kullanarak birçok önemli gözlem ve keşifte bulunmuştur. Herschel'in en büyük ve bilinen teleskobu, 40 feet teleskop olarak adlandırılmıştır. Bu dev teleskop, odak uzaklığı 12 metreyi veya 40 feet uzunluğu aşan bir ayna sistemine sahipti. 40 feet teleskop, 1789 yılında inşa edildi ve o dönemin en büyük teleskoplarından biriydi. Bu önemli astronom, genellikle aynalı teleskopları tercih etti. Daha önceki dönemlerde kullanılan mercekli teleskoplar yerine, büyük çaplı aynaları kullanarak daha fazla ışığı toplamak ve daha keskin gözlemler yapmak istiyordu. Aynalı teleskoplar, düzgün şekilde cilalanmış büyük aynalara dayanır ve bu özellik, daha net ve detaylı gözlemler yapmalarına olanak tanır. Herschel, genellikle karanlık gecelerde gözlemler yapmayı tercih ediyordu. Bu durum, atmosferin daha az ışık saçmasına ve gözlemlerin daha net olmasına olanak tanıyordu. Herschel, gezegenler, yıldız kümeleri, galaksiler ve diğer astronomik nesneler üzerinde detaylı gözlemler yaparak birçok yeni nesne keşfetti. Uranüs'ün adı, antik Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı olan Uranüs'ten gelir. Uranüs, Yunan mitolojisinin en eski tanrılarından biridir ve Gaia ile olan birlikteliğinden Titanlar ve Kyklop gibi önemli mitolojik varlıkların ebeveynidir. Herschel, keşfettiği yeni gezegen için bir isim önermedi. Ancak, Johann Elert Bode adlı Alman bir astronom, bu yeni gezegenin isminin antik mitolojiden gelmesi gerektiğini düşündü. Bunun için, Uranüs'ün adını önerdi ve diğer gökbilimciler tarafından benimsendi.
Uranüs'ün adı, bu gezegenin, diğer Güneş sistemi gezegenlerinden farklı bir isimlendirme geleneğini başlatmıştır. Diğer gezegenler, genellikle Roma mitolojisiyle ilişkilendirilmiş isimler alırken, Uranüs'ün adı, antik Yunan mitolojisi kökenlidir. Uranüs'ün çapı, yaklaşık olarak 51.118 kilometre olup, Güneş sistemindeki 6. en büyük gezegendir. Yarıçapı ise, yaklaşık 25.559 kilometre civarındadır. Büyüklük açısından, Jüpiter ve Satürn'ün gerisinde olmasına rağmen, Uranüs, Dünya'nın çapından, yaklaşık 4 kat daha büyüktür. Gezegenin hacmi, Dünya'nın hacminden, yaklaşık olarak 63 kat daha büyüktür. Yani, Uranüs'ün içine, 63 tane Dünya sığdırabilirsiniz. Bir olimpik yüzme havuzunun hacmi, yaklaşık olarak 2.5 milyon litre civarındadır. Uranüs'ün hacim değeri ise, bu olimpik yüzme havuzlarının hacmini, yaklaşık olarak 27 trilyon kat aşar. Uranüs'ün kütlesi, Dünya'nın kütlesine kıyasla, yaklaşık olarak 14,5 kat daha büyüktür. Ancak, Jüpiter ve Satürn gibi diğer gaz devleriyle kıyaslandığında, Uranüs'ün kütlesi daha küçüktür. Bir Boeing 747 uçağının kütlesi, yaklaşık olarak 178 ton civarındadır. Uranüs'ün kütlesi, bu uçağın kütlesinden, yaklaşık olarak 48 milyon kat daha fazladır. Uranüs'ün yoğunluğu, suyun yoğunluğuna oldukça yakındır. Ancak, bu yoğunluk, iç yapısındaki gaz ve sıvı karışımından kaynaklanır. Uranüs, iç yapısı, geniş bir gaz ve sıvı katmanlarına sahiptir. Bu durum, yoğunluğunun suyun yoğunluğuna benzer olmasını etkiler. Gaz devi olarak sınıflandırılan Uranüs, kütlesi büyük olmasına rağmen, yoğunluğu düşük olan bir gezegendir. Uranüs'ün yoğunluğu, yaklaşık olarak 1.27 gram bölü santimetre küp civarındadır. Bu durum, Uranüs'ün iç yapısındaki gaz ve sıvı karışımının yoğunluğunu temsil eder. Karşılaştırma olarak, Dünya'nın yoğunluğu, ortalama olarak 5.52 gram bölü santimetre küptür. Uranüs'ün yoğunluğunun düşük olması, iç yapısındaki gazların ve sıvıların büyük bir kısmından kaynaklanır. Uranüs'ün dönme hızı ve eğikliği, diğer gezegenlere kıyasla, oldukça ilginç ve benzersiz özelliklere sahiptir. Gezegen, kendi etrafında oldukça hızlı bir şekilde döner. Dönme hızı, bir gezegenin, bir tam tur yapma süresini belirtir. Uranüs, kendi etrafında bir tam turunu, sadece 17 saat 14 dakikada tamamlar. Bu hızlı dönüş, diğer gezegenlere kıyasla, Uranüs'ün, bir gün içinde daha fazla döndüğü anlamına gelir. Uranüs'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri, eksen eğikliğidir. Diğer gezegenler, genellikle Güneş sistemi düzleminde, neredeyse dik bir eksen etrafında dönerken, Uranüs'ün eksen eğikliği, oldukça yüksektir. Eksen eğikliği, yaklaşık 98 derecedir. Bu durum, gezegenin neredeyse yan yattığı anlamına gelir. Yüksek eksen eğikliği, Uranüs'ün mevsimlerini, diğer gezegenlerden farklı kılar. Diğer gezegenlerde, mevsimler genellikle kuzey ve güney yarımküreler arasındaki eğimle belirlenirken, Uranüs'ün eğik eksenine bağlı olarak, mevsimler uzun süreli ve oldukça aşırıdır. Bir yarımküre, Güneş'e daha yakın olduğunda yaz, daha uzak olduğunda kış yaşar. Ancak bu durum, diğer gezegenlerden farklı olarak, yatay bir şekilde gerçekleşir. Uranüs'ün eksen eğikliği, gezegenin kutup bölgelerine, güneş ışığının daha düşük açılarla ulaşmasına neden olur. Bu durum, kutup bölgelerinde uzun süreli gün veya gece yaşanmasına neden olur. Ayrıca, eğiklik nedeniyle, Uranüs'ün kutup bölgelerinde zamanla değişen parlaklıkta kutup ışıkları gözlemlenebilir. Uranüs'ün dönme hızı ve eğikliği, gezegenin benzersiz atmosferik ve iklimsel özelliklerini belirleyen önemli faktörlerdir. Bu özellikler, Uranüs'ü diğer gezegenlerden ayıran ve gökbilimcilerin keşfetmeye çalıştığı ilginç özelliklerdir. Bu uzak gezegen, Güneş sisteminde 7. sıradaki bir gezegendir ve diğer gezegenlerle kıyaslandığında, belirli özellikleriyle dikkat çeker. Güneş sisteminde Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün sıralamasında 6. büyük gezegen olarak yer alır. Jüpiter ve Satürn gibi dev gaz gezegenlerinden sonra gelir. Bu gezegen, bir gaz devi olarak sınıflandırılır. Atmosferi, büyük ölçüde, hidrojen ve helyum gibi hafif gazlardan oluşur.
Bu durum, gezegenin iç yapısının genellikle sıvı ve gaz karışımından meydana geldiği anlamına gelir. Uranüs'ün atmosferi, diğer gezegenlerden farklı olarak benzersiz özelliklere sahiptir. Örneğin, gezegenin atmosferinde büyük ölçüde metan bulunur ve bu metan, gezegenin mavimsi rengini belirler. Uranüs'ün yüzeyi detaylı bir şekilde gözlemlenememektedir. Çünkü bu gazdevi gezegenin yoğun atmosfer tabakası iç yapısını doğrudan görmemizi engeller. Uranüs, büyük ölçüde hidrojen, helyum ve metan gibi gazlardan oluşan kalın bir atmosfer tabakasına sahiptir. Ancak astronomlar, spektroskopik gözlemler ve uzaktan incelemeler yoluyla Uranüs'ün atmosferi hakkında bazı bilgiler elde etmişlerdir. Uranüs'ün atmosferi genellikle soğuk ve dinamik olarak tanımlanır. Uzak ve maceralarla dolu bir serüvene çıkan Voyager 2 uzay aracı, 1977'de fırlatıldığında, Güneş sisteminin dış gezegenlerini keşfetmek üzere tasarlanmıştı. Bu muazzam uzay aracı, yolculuğunun dördüncü aşamasında, 1986 yılında Uranüs ile yakın bir tanışma gerçekleştirdi. O tarihlerde, insanlık için gizemini koruyan Uranüs'ün atmosferine ve çevresine yönelik pek çok bilinmeyen vardı. Voyager 2, bu gizemli gaz devini daha yakından inceleyerek bir dizi önemli bilgi topladı. Gezegenin atmosferini gözlemleyen araç, renk tonlarında farklılıkların yanı sıra rüzgarların hızını ve atmosferdeki bulut tabakalarının bileşimini ölçtü. Özellikle Voyager 2'nin kameraları, Uranüs'ün uydularından Miranda, Ariel, Ambriel, Titania ve Oberon'u daha önce görülmemiş bir detayla kaydetti. Bu uyduların yüzey özellikleri ve büyüklükleri hakkında yeni bilgiler elde edildi. Ayrıca araştırmalar Uranüs'ün halka sistemini de ortaya çıkardı. Voyager 2, Uranüs'ün halkalarını inceleyerek bu halkaların yapıları, bileşenleri ve düzeni hakkında kapsamlı bilgiler sağladı. Manyetik alanı ve manyetosferi üzerine yapılan gözlemler, gezegenin manyetik alanının yapısını ve özelliklerini de aydınlattı. Bu durum, Uranüs'ün manyetik alanının nasıl oluştuğu ve nasıl etkileşimde bulunduğu konusunda önemli bilgiler sunmuş oldu. Voyager 2'nin Uranüs görevi, gezegenin gizemini bir nebze olsun aydınlatarak, Güneş sistemindeki bu ilginç gezegen hakkında daha derin bir anlayış elde etmemize yardımcı oldu. Hubble Uzay Teleskobu, gökyüzünün derinliklerine olan yolculuğunda gözlem gücü ve keskinliğiyle bilinen bir uzay gözlem aracıdır. Uranüs'e yönelik gözlemleri sırasında, Hubble, gezegenin atmosferini ve çeşitli özelliklerini inceleyerek, gökbilimcilerin bilgi dağarcığını önemli ölçüde genişletti. Hubble, Uranüs'ü gözlemleyerek, bu mavi-yeşil gezegenin atmosferindeki çeşitli fenomenleri ve değişimleri yakından takip etti. Teleskopun yüksek çözünürlüklü kameraları sayesinde elde edilen görüntüler, atmosferdeki bulut tabakalarının, rüzgar sistemlerinin ve atmosferik bantların detaylı bir şekilde incelenmesine imkan tanıdı. Hubble'ın gözlemleri, özellikle Uranüs'ün atmosferindeki parlak noktalar veya farklı renk tonları gibi dikkat çeken özelliklere odaklandı. Bu gözlemler, Uranüs'ün atmosferindeki değişkenlikleri anlamak, rüzgarların hızını ve yönünü belirlemek için önemli bir kaynak sağladı. Ayrıca, Hubble Uzay Teleskobu, Uranüs'ün halka sistemini ve bu halkaların yapısını da inceledi. Gökbilimciler, Hubble'ın gözlemleri sayesinde Uranüs'ün halka sistemine dair daha fazla bilgi edindiler. Bu durum, gezegenin halkalarının nasıl oluştuğu, bileşenlerinin ne olduğu ve nasıl evrildiği gibi sorulara cevap aramada önemli bir adım oldu. Bunların dışında, Dünya üzerinde konumlandırılan yer tabanlı teleskoplar, Uranüs'ü gözlemleyerek bu uzak gaz devini daha yakından anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu teleskoplar, gökbilimcilerin gezegenin atmosferini, halkalarını ve uydularını incelemelerine olanak sağlamıştır. Uranüs'ün yüzey topografyasının detaylı bir haritalanması, gökbilimciler ve uzay araştırmacıları için zorlu bir görevdir. Bu zorlukların başlıca nedenleri, Uranüs'ün kalın atmosfer tabakası ve bu atmosferin gezegenin yüzeyini doğrudan gözlemlenmesini engelleyen özellikleridir. Gezegenin kalın atmosfer tabakası, yüzeyine olan doğrudan görünürlü sınırlar. Bu durum, yüzeyin topografik detaylarını görmeyi zorlaştırır. Uranüs, genellikle gaz devi olarak adlandırılan Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerden biraz farklı bir kategoride olan buz devi olarak sınıflandırılır.
Bu durum, Uranüs'ün ana bileşenlerinin, su, amonyak ve metan gibi düşük sıcaklıkta donma eğilimindeki maddelerden oluştuğunu belirtir. Bu benzersiz bileşimi, Güneş sistemindeki çeşitliliği anlamamız açısından önemlidir. Uranüs, halka sistemleri ve uyduları ile de dikkat çeker. Halka sistemleri, gözlemlenmiş olmasa da, varlığı bilinmektedir. Uzay araçlarından elde edilen bilgiler sayesinde, bugün, Uranüs'ün birçok uydusunu biliyoruz. Bu uyduların yapısı ve özellikleri, Güneş sisteminin genel evrimi ve oluşumu hakkında bilgiler sağlar. Uranüs, Güneş sistemindeki diğer gezegenlere olan uzaklığı ile dikkat çeken bir gezegendir. Bu uzaklık, genellikle astronomik bir birim olarak adlandırılan ölçü birimi ile ifade edilir. Bir astronomik birim, Güneş ile Dünya arasındaki ortalama mesafeyi temsil eder ve yaklaşık olarak 150 milyon kilometreye denk gelir. Uranüs'ün, Güneş'e olan ortalama uzaklığını hesapladığımızda, bu mesafe, yaklaşık olarak 19 astronomik birim civarındadır. Yani, Uranüs, Güneş'e olan mesafesiyle Dünya'dan neredeyse 19 kat daha uzaktadır. Bu durum, Uranüs'ün, Güneş etrafındaki yörüngesinin genişliğini ve uzaklığını gösterir. Daha açıklayıcı bir örnek olarak, Güneş sistemindeki iç gezegenlerden biri olan Mars ile Uranüs arasındaki uzaklığı düşünelim. Mars'ın, Güneş'e olan uzaklığı, yaklaşık 1.5 astronomik birimdir. Bu durumda, Uranüs'ün Güneş'e olan uzaklığı, Mars'ın uzaklığının yaklaşık 12 katıdır. Yani, Uranüs, Mars'tan çok daha uzak bir konumda yer alır. Bu uzaklık, Uranüs'ü gökyüzünden bakıldığında zor görünür kılar ve onu teleskoplar olmadan çıplak gözle görmeyi güçleştirir. Uzaklık faktörü, Uranüs'ün keşfinde önemli bir role sahiptir. Çünkü bu gezegen, diğer iç gezegenlere kıyasla daha az belirgin bir parlaklık sergiler. Uranüs'ün manyetik alanı, diğer gaz devleri olan Jüpiter ve Satürn'ün manyetik alanlarına kıyasla oldukça zayıftır. Bu durum, gezegenin iç yapısının ve manyetik alanın nasıl oluştuğuna dair bilmediğimiz önemli sorulara işaret eder. Uranüs'ün manyetik alanı, diğer gezegenlerden oldukça farklı ve oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu manyetik alan, öncelikle gezegenin dönme ekseni ile manyetik ekseni arasındaki olağanüstü büyük eğiklik nedeniyle dikkat çeker. Uranüs, dönme ekseni neredeyse yan yatmış bir şekilde döner, bu durumda, manyetik alanın benzersiz bir yapıya sahip olmasına sebep olur. Uranüs'ün manyetik alanının, bazı gizemli davranışlar sergilediği gözlemlenmiştir. Örneğin, gezegenin manyetik kutupları, genellikle çok belirsiz bir şekilde tanımlanır ve manyetik alanın genel yapısı üzerindeki değişimlerin anlaşılması, oldukça zordur. Bu gizemli ve eğik manyetik alan, Uranüs'ün genel yapısı ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için gökbilimcileri heyecanlandırmaktadır. Gelecekteki uzay görevleri ve gözlemler, Uranüs'ün manyetik alanının sırlarını çözmek için daha fazla ışık tutabilir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.